Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İlk kez gelenler için Canan Art ben. Teta Healing eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Aynı zamanda profesyonel MYK belgeli de koçum. Bugün sizinle böyle en çok konuşulan, bizim danışanlarımızla, danışmanlıklarda en çok çalıştığımız konular arasında öğrencilerimizle bolluk bereket eğitiminde özellikle de en çok üzerinde durduğumuz, böyle en çok dediklediğimiz konular arasında birisi. Yoksulluk bilincinden çıkıp biraz daha bolluk tarafına nasıl geçiş yapacağız? Bugün sizinle böyle e, çok uzatmadan, hap bilgi şeklinde bunu paylaşıyor olacağım. Öncelikle kendinizi hangi alanlarda yoksul hissediyorsunuz, yoksul hissediyorsunuz? Bunu bir kendinize sorup birkaç dakika gözünüzü kapatıp düşünmenizi istiyorum. Yapmanız gereken bu. Gelen duyguları da lütfen yazıyor olun. İkincisi... E, kendinizi sizce kendi güçlü sorular soracaksınız koçlukta en çok kullandığımız tekniktir aslında güçlü sorular daha fazla bolluğa geçebilmek için sizce hangi duygulara ihtiyacınız var neleri birazcık daha fazla yapa bilmelisiniz ve kendinizden bir şeyleri kısıyor musunuz? Şimdi bolluk bilinci bir e, aslında e, hayata bakış açısıyla çok alakalı. Bollukta olmak. Yani parayla evet finansal özgür olmamız e, çok önemli bir şey. Bizi rahat ettiren bir şey ama siz e, şunu sakın düşünmeyin. Çok fazla parası olan insanların e, çok daha fazla e, bollukta olduklarını, çok daha fazla bolluk bilincinde olduklarını sakın düşünmeyin. Hiç öyle olmuyor. E, mesela çok parası olan ama kendini halen e, böyle sıkışmış hisseden para çalıştığımız daha doğrusu bolluk bilinci çalıştığımız e, danışmanlıklarım var. Buradaki e, durum aslında Çocukluktan geliyor. Genelde para ile ilgili ilerlemek istiyorsanız babanız ne diyordu para ile ilgili? Buna bir bunu bir düşünün aslında. Bu çok önemli. Babanız size ne söylüyordu? Siz çocukluk çocuklukta para ile ilgili en çok neler duydunuz? Bir de bolluk bilincine geçmek için ilk yapmanız gereken şey şükür etmek, şükür egzersizleri yapmanız. Çok önemli ve kendinizi şunu hatırlatmalısınız. Her şeyden çok var. Ben bolluk içindeyim. Bu bir yalan değil arkadaşlar. Yani e, öncelikle bir etrafınıza baktığınızda gökyüzüne baktığınızda bir tane bulut yok bir sürü bulut var doğaya baktığınızda doğa e, bolca var kuşlara baktığınızda sabah cıvıl cıvıl ötüyorlar onların bir kaygısı yok öncelikle bu kaygılı halden çıkmanız gerekiyor yoksulluk bilincinin e, kardeşi kaygı aslında kaygı ve korkular yani eyvah her şey bitecek eyvah e, yeni bir iş alamayacağım. Eyvah şöyle, eyvah böyle o çanlar çalmaya başlıyorsa, aslında her an daha fazla bolluktan çıkıp odağınızı yoksulluğa, yoksunluğa çekiyorsunuz. Odağınız neredeyse orası büyüyor. Yani şöyle bir örnek var, çok severim. Hani böyle dışarıya çıkıp şunu dediğinizde, işte insanların önünü kesip "Arkadaşım olur musunuz?" dediğinizde insanlar size bir bakacaktır, değil mi? Yani deli falan diye düşünecekler ya da en çok e, yapılan şey çok para istiyorum para istiyorum para istiyorum, para istiyorum. Para istiyorum dediğinizde bakın bir yapın bunu lütfen tam 5 kere para istiyorum para istiyorum para istiyorum dediğinizde bir içinizde bir eksiklik duygusu belirmeye başlayacak param olmasını seçiyorum. Daha fazla bolluk içindeyim. Daha fazla param var. Borçlardan özgürleşiyorum dediğinizde bakalım nasıl bir duygu durumunda olacaksınız. Bunu mutlaka lütfen uygulayın ve ne kadar çok düşüncelerinizi olumlu yöne çekerseniz o kadar çok genişleme olacak, bolluk hali böyle bir şey. Yani hani bu en çok konuşulan şey var ya hani küçüklükten beri hepimizin duyduğu para parayı çeker. Çünkü e, parası olan kişilerin genelde bolluk bilinçleri de var. Aslında onların bolluk bilinci çekiyor. Unutmayın, bolluk bilinciniz çekiyor. Ne kadar çok akıştasınız, ne kadar çok yaratıcıya güveniyorsunuz. Bununla çok çok alakalı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.